Tekrar hoş geldiniz dostlar. Şimdi orada şurada bir düğün oluyor. Az önce iki tane video çektim. Orada da söyledim. Tekrar edeyim. 500 liralık ork almış. Saçma salak bir müzik koymuşlar. Bütün mahallelere, mahalle bile demiyorum. Mahallelere rüzgar var. Bir de sesi buraya getiriyor. Umarım gelmez de telif yemeyiz. Bütün mahallelere konser veriyor. Pezevenk, sanki ben dinlemek zorundayım. Şimdi dostlar, böyle güzel bir giriş yaptıktan sonra biraz farklı bir konuyu konuşmak istiyorum ben sizinle. Şimdi şöyle geleyim de size bir fotoğraf göstereyim şurada. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Burada bir ablamız var. Hiçbir şeyi görünmüyor. Şöyle mi durmuş? Şurada şöyle bir fotoğraf çekmiş ve şikayetlerini dile getirmiş. Demiş ki, ya işte ben demiş tesettürlüyüm. İşte ben bir yere gidip oturamıyorum. Kötü bakıyorlar. İşte bir büfeden su alacağım. İşte efendim işte kötü bakışlara maruz kalır mıyım? Ötekileştirilir miyim? Bahsettiğiniz şekilde davrananlar varsa da buradan kendi adıma onları kınıyorum. Lanetliyorum. Güzel ablam, kardeşim nasıl hitap etmemi istersen. Bak sen diyorsun ya, işte bak ben ellerim bile görünmüyor. Yani muhtemelen tesettür değil mi? Yani burka giyiyorsun muhtemelen. Saygı duyuyorum bu arada. Giyinişine, kıyafetine, yaşam tarzına. Onu baştan belirteyim de. Şimdi bak sen düşün. Sen bu halinle şikayet ediyorsun değil mi? Maruz kaldığın şeylerden bahsediyorsun haklı olarak. Diyorsun ki ben işte burka giydiğim için, çarşaf giydiğim için ben bir yere gittiğim zaman bana kötü bakıyorlar. Ters bakıyorlar. Çekiniyorum bir yere oturmaya, kafeye, şuraya, buraya falan filan. Saygı duyuyorum. Şimdi aynı şeyi bir erkek olarak ben yaşıyorum. Yani senin bir farklı şeklin. Bak ben mesela bu donu giyiyorum ya, donda değil, bu kapri. Yani kapri bak. Bak burada logosu da var. Şöyle kapatayım da reklama girmesin, öyle mi yaparlar? Şimdi biz demeyeyim, ben en azından kendi yaşadığım mahalleyi söyleyeyim size. Biraz tutucu bir mahallede yaşıyorum. Yani şu kapri ile dışarıda gezdiğiniz zaman size çok ters bakıyorlar. Yani ablacığım, yalnızca siz ötekileştirilmiyorsunuz. Emin olun bizim mahallede de bunlar yaşanıyor. Yani küpe takamazsın, saçını uzatamazsın, sakız çiğneyemezsin. Anladın mı? Yani pijamayla dolaşamazsın. Askılı atletle, yani bildiğin beyaz askılı atletler var ya biz erkeklerin, klasik Türk erkeklerinin giydiği. Şimdi sen bunlarla mesela, bu saydığım şeylerle mahallede gezdiğin zaman kendi kendine otosansür uyguluyorsun. Ne yapıyorsun? Mesela don giymeye korkuyorsun. Bak burası dağın başı. Ben rahat rahat kaprimi giydim burada. Oh, alttan rüzgar vuruyor, esiyor. Oh mis. Ama mahallede bu kadar rahat değilim. Ya bir esnafa gidiyorsun, bir alışveriş yapacaksın. Ya adam seni dükkandan kovar gibi böyle. Ya o yok böyle, sen hani böyle adeta seni böyle arkandan sanki 4 kişi iteliyormuş gibi böyle sözleriyle, bakışlarıyla, konuşmasıyla seni bir an önce o dükkandan çıkarmaya çalışıyor. Ya o yani o adam öyle görmüş. Ya diyorum ya, aşırı tutucu. Yani şahsen benim için insanların, kadın olsun erkek olsun, çok absürt olmadığı sürece. Yani şöyle söyleyeyim size, ya ona bile saygı duyarım ama yani çok absürt olmadığı sürece, örneğin bir erkeğin tanga giyip mahallede dolaşması bence de biraz absürt olur. Ama yani şöyle bir şort giyip, yani bunda bir şey yok abi ya, şort ya. Ya bildiğin spor şort. Yani bunu bile giyerken çekiniyoruz. Yani hani sen tesettüründen burka giyiyorsun, yani burkandan dolayı endişelerin var ya, işte acaba biri ters bakar mı? Kötü bir şey söyler mi? Emin ol ablacığım, biz de bunları yaşıyoruz yani erkek olarak. Yani evet, Caddebostan'da ben gidip üzerimi çıkarıp spor yapabiliyorum. Yani orada çok rahat insanlar çok rahat takılabiliyor. Orası Türkiye'nin Amerika'sı gibi. Ya hani var ya Amerika'da böyle sokakta üstü çıplak adamlar, işte bikinili kadınlar böyle sokakta yürürler ya. Caddebostan öyle bir yer. Rahat yani. Oturup kitabını okuyan, bisikletini binen, parkta çıplak spor yapan, denize giren, ne bileyim saçma sapan TikTok videosu çeken. Orada kimse kimseye karışmıyor. Ama tabii
Tabii her şey Acun'un bir zamanlar gösterdiği gibi Brezilya'nın sahillerindeki bikinili kızlardan, kaslı erkeklerden ibaret değil. Bir de Brezilya'nın arkasında gettolar var. Şimdi bizim de öyle. Yani her şey orası değil, Caddebostan değil. Gel bizim mahalleye, küpe takamazsın. Şort giyemezsin. Bak erkek olarak diyorum, kadınlardan bahsetmiyorum. Döverler yani. Erkeksen de şort giyemezsin. Ya yani erkeksen giy diyorum. Yani giyersin, bak giyersin. Ama nasıl biliyor musun? Yani seni dövmekten beter ederler. Yani fiziki olarak bakışlarıyla seni fiziki dövmekten daha beter döverler. Bakışlarıyla sana laf atarlar, söz atarlar, dedikodunu yaparlar. Şu şunu bunu derler. Ya hiçbir şey demeseler adam sana şunu söylüyor ya. Hani Turist Ömer filmleri vardı ya. Adam seni hemen birine benzetiyor. Ya diyor gene diyor Turist Ömer gibi diyor geziyorsun böyle. Tamam mı böyle? Lan at penisi. Lan ne alakası var? Sadri Alışık Turist Ömer de yani donla mı geziyordu? Adam gayet güzel bir kumaş pantolonu vardı. Bir tane gri şeyi vardı onun. Gömleği vardı. Bir tane de lengeli fötür şapkası vardı Sadri Alışık'ın. Şöyle selam verirdi. Buradan da Allah rahmet eylesin. Bir kez daha rahmetle yad edelim Sadri Alışık'ı. Şimdi durum bu dostlar. Bu arada İbne'nin biri hala çalıyor oradan. 500 liralık orkla kafamızı sikmeye devam ediyor. Umarım ses tekrar edeyim. Umarım ses gelmiyordur buraya da telif yemem müzikten dolayı. Gerçi böyle amına koyayım ortaçağ müziğine de telif atan adamın aklına tüküreyim yani. Gelirse tabii telif. Yani durum bundan ibaret dostlar. Düşünün her iki tarafta mağdur. Yani burada ben kesinlikle ablamızı kınamıyorum. Yani bu abla şöyle geleyim tekrar resmi koyayım buraya. Yani bu ablam inanın bana bak size yemin ediyorum kesinlikle katılıyorum. Haklı ve doğru söylüyor. Ha birisi şöyle başlık atmış onu da koyayım üstüne. Farklı bir resim. O da şöyle bir şey söylüyor. Ya diyor ki illa diyor bir mağduriyet yaratacaklar yani hiçbir şey olmasa bile hayali bir mağduriyet yaratıyorlar gibi tweet'i retweet etmiş. Şimdi burada yaşayan bilir dostlar. Hani az önce de dedim ya gerçekten ben bunları bir erkek olarak yaşıyorum. Ya iş yerinde mesela ben kendi kulaklarımla duydum ya. İş yerine spor eşofmanla ya spor eşofman yani bak üzerine basıyorum spor eşofman. Yani böyle evde yatarken giydiğimiz gri dondan bahsetmiyorum. Spor eşofmanla geldiği için adama tutanak tutmuşlar. Düşünebiliyor musun? Ve çocuk işi bırakmış. Yani bu kadar absürt bir şey. Bir son olarak şunu da söyleyeyim bitireyim. Yaşadığım bir anım var. Anlatmazsam içimde kalacak. Bir gün bir iş yerinde çalışıyorum dostlar. Vardiyam bitti. Sabah çıktım. Gittim ön tarafta oturuyorum. Kapının önünde oturuyorum. Bizim orası bir aile şirketiydi. Aile şirketi dediğimde yani böyle abi kız kardeş falan yani hep beraber orayı yönetiyorlar. Kurumsal bir firma değil. Aşırı da tutucu bir firma sahipleri. Firma sahipleri de aşırı tutucuydu. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim başım belaya girer o yüzden söylemeyeyim. Ekmeklerini yedik bu arada çok da kötülemek istemiyorum ama şöyle bir şey dedi. Geldi hafta sonu yani hafta normal hafta içi tabii biz de dikkat ediyoruz. Abi üzerimde kapri şort var yine. Geldi güvenliğe döndü dedi ki ya dedi, bu adam neyi bekliyor burada dedi. Bu kim dedi. Şimdi içimden adama döndüm şunu söyledim. Ve o çocuğu dedim. Her gün dedim buraya geliyorsun dedim. Kapıda seni karşılıyoruz dedim. Nasıl tanımadın mı lan bizi dedim. Ama bunu içimden söylüyorum. Neyse. Burada bu şekilde durmasın dedi. Niye? Şimdi ne diyebilirdim? Yani kendinizi benim yerime koyun. Ha şunu diyebilirsin. Lan sız amına koydum. Sikerim seni de işini de gücünü de. Ağzının üstüne bir tane patlatırsın. Siktir olur gidersin. Bunu da yaparsın. Ama biz yine kahraman olamadık. Her zamanki gibi. Yine sonunu düşündük. Eyvallah dedik. Başımızı eğdik. Ekmek parası devam ettik dostlar. Ha sonra ne oldu? Oradan ayrıldık bir şekilde. Ama bu olayı her zaman anlatacağım. Yani bu benim içimde kaldı. Yani çok ayıp bir şey değil mi? Yani bir insanın kıyafetinden dolayı. Ya adam orada don kilot oturmuyor ki kardeşim. Tişörtünü giymiş, kapri şortunu giymiş. Almış eline bir bardak çay kapının önünde bekliyor. Be pezevenk ne istiyorsun? Nasıl bir şey istiyorsun? Her bölgenin kendine özgü giyim tarzı vardır. Herhalde bizden öyle bir şey bekliyor. Yani böyle bir kaftan falan giymemizi bekliyordu. Yani çok beklesin.
Bu ülkede onlar var, evet. Ama onun gibi olmayan insanlar da var. Şu an için onlar çoğunlukta. Ama bir gün mutlaka inanıyorum ki bu ülke kurucu değerlerine geri dönecektir dostlar. Bütün bu videoyu izlediyseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Kısaca şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun dostlar, ne olursa olsun kesinlikle her zaman şunu söylerim. İnsanların yaşam tarzına saygı gösterin. Gerçekten. Bakın şunu diyorum ya. Diyorum ya, antrenmandan çıktım, eve gidiyorum. Karşıdan iki tane seyyar şap geliyor. Seyyar şapın ne olduğunu sormayın, söylemem. Başım belaya girer amına koyayım. Gene sesi geliyor amına koyayım pezevenginin ya. 500 liralık ork ama sesi iyi çıkıyor. Neyse abi, seyyar şaplar karşıdan geliyor. Yine aynı bu şekilde ya. Üzerimde kapri şort, spor çantam, tişört. Yanımdan geçerken kulaklık var tabii, bende zannediyorlar ben duymuyorum. Tedbiren benim bir kulaklığım her zaman bozuktur. Kendim bozarım. Dostumuz var, düşmanımız var amına koyayım. Neyse abi, seyyar şaplar yanımdan geçerken bir tanesi, ben duymuyorum yani, müzik dinliyorum ya sözde, iki kulaklıkta takılı. Seyyar şapın biri diğerine şöyle söyledi. Dedi bunlar da dedi iyice azıttılar, bilmem ne şudur budur işte, bilmem şudur budur falan filan böyle. İşte depremler bunların yüzünden oluyor falan. Yani şöyle döndüm. Dedim ben şimdi bu seyyar şaplara dedim bir şey söylesem. Ya söylemeyi boş ver. Arkamı dönüp ters ters baksam bile müebbet yerim dedim. O yüzden kafamı tekrar kendi istikametime çevirdim. Yoluma çevirdim. Gittim antrenmanımı yaptım. Ama dediğim gibi bunlar var. Yani bu sadece kadınlar için değil, kızlar için değil. Hani bu her iki taraf için de geçerli. Yani erkekler için de, kadınlar için de ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Video fazla uzamasın. Dediğim gibi son olarak şunu söylüyorum. Herkes, herkesin yaşam tarzına saygı duysun. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Laik sosyal hukuk devleti. Herkesin inancı, giyim tarzı, yaşam tarzına saygı duymak zorunda. Kıyafeti olsun, dini görüşü olsun, siyasi görüşü olsun, hayat tarzı olsun, bunlara saygı göstermemiz gerekiyor dostlar. Azami ölçüde birbirimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ortak bir paydada buluşup bu ülkeyi hep beraber ayağa kaldırmamız gerekiyor. Gündelik saçma salak konularla oyalanmamak gerekiyor. Tren kaçıyor. O yüzden bir an önce bunları aşıp yolumuza devam edelim diyorum dostlar. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.